Cümleten selamun sevgili dostlar. Nasılsınız? Ne var ne yok. Bu nostaljik formayı giyerek açılış yapmak istedim. Bu arada sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Golvar.com'da arkadaşlar e, gündeme ilişkin son dakika haberleri benim ve diğer birçok köşe yazar arkadaşlarımın köşe yazıları mevcut. Aynı zamanda golvar.com kanalımızın sağ olsun sponsor oldukları için 6 adet forma dağıtmak istiyorlar. Fakat katılım çok az. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Hocam katılım için hangi video? Fenerbahçe'nin Hatay Sporu 2-0 mağlup ettiği maçın özet videosu. Hani BN Sports kapaklı özet videosunu açıyorsunuz arkadaşlar. Ee, or oraya yazmanız gerekenleri ve kanala abone olmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatayım. Gündeme geçelim. Bugün e, size kısa kısadan giriş yapacağım. Yani enteresan birkaç kısa kısa ile giriş yapmak istiyorum. Nedir o? Bir dönem Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki bakın 23 yaşındaki Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi İspanya'nın La Liga takımlarından Levante'ye transfer olmuş. Ve geçirdiği sakatlık yüzünden Galatasaray'dan döndükten sonra hiç Leipzig forması giyemeyen Saracchi devre arasında serbest bırakılmış. Şimdi bakın arkadaşlar. Eee ben burada ne dersem diyeyim. Hocam yönetime laf soktun. Hocam yönetime eleştirdin. Hayır arkadaşlar. illa yani laf sokmanın, yönetimi eleştirmenin bir mevzusu yok. Şimdi bu çocuk bence Türkiye Ligi'nde hani kalbur üstü bir futbolcu olduğunu bence kanıtladı. Hani Türkiye Ligi'nde. Evet sakatlığı vardı. Piyasa değeri 4,5 milyon euro. Eğer ücretsizse yani sözleşmesi feshedilmişse ki 1 Ocak'ta feshedildi gözüküyor. 4,5 milyon euro piyasa değerine Levante almış. Yani eee 2024'e kadar sözleşme yapmışlar. Bir de 3 yıl opsiyon ekletmişler. Hani mantıklı olmaz mıydı diye düşünüyorum. Süper Lig'de 41 maça 2 gol 6 asist yapmış. Hani bizim e, bir scout ekibimiz hiç mi yok şöyle inceleyecek, araştıracak. E, onu bir şey yapayım dedim. Küçükten bir dokundurayım dedim. Unutmadan. Hocam sol bek sol bek diyorsun da Çağatay Kuru Kalp var. Çağatay'a karşı bir cesaret yok. Bak size bir şey söyleyeceğim. 23 yaşında Saraç'ı değil mi? Çağatay da 19 yaşında sanırım 20 oldu olacak. 20 diyelim biz. Şimdi ilk Süper Lig maçına çıktı ve Hatay Spor gibi ofansif gücü yüksek bir takıma karşı çıktı. Yani mesela e, yanlış anlamayın Süper birçok takım 11 kişi defans yaptığı için belki 11 kişi defans yapan takıma karşı oynasaydı Çağatay Maradona Messi gibi gözükürdü. Bu maçtaki performansı benim e, için kıstas ve bu maçtaki performans bilgileri. 13'te 8 ikili mücadele kazanma. Bakın 20 yaş 13'te 8 ikili mücadele kazanma. Yani karşısındaki de çoluk çocuk da değil. Orası da ayrı mesele. 5'te 2 çalımlı adam geçme. Yani ee, bak bu istatistik normal. Yaşına göre normal. Ama 8, 13'te 8. 3 top çalma. Bence bu da normal. Niye normal? Ayağından topu açar. Hücuma sürekli katılan bir takım olduğu için normal. %81 pas başarısı. İnanın. Ee, birçoğunuzda heyecan o kadar hat safhaya yükseldik ki %81 falan hak getir yani yüzde belki 60 65'leri zor geçerdik. Bunu hatırlatayım. Yine Arda Güler, aynı maçtan Arda Güler. Hocam bu çocuklar haddinden fazla şımartılmadı mı diyeceksiniz. Haddinden fazla şımartılmadılar. Aslında anlatılanlar az bile ama e, inşallah çocuklar etkilenmez diyelim. Şimdi Arda Güler kilit pas 2 yani şut pası. 3. bölge pas isabeti yüzde %82. Top kapma 3. Çalım 8. Bakın top kapma hani kilit pas normal yani Fenerbahçe'de oynuyorsun. 2. Ee, bölge, 3. bölge bir şekilde pas aktarırsın ama 8 çalım inanılmaz ve bu çocuk 16 yaşında. Bakın. O da şimdi gerçi 17'ye girmek üzere ama 16 e, yaşında diyelim. Bak 16 yaşında. Sahipsiz top kazanma 8. Pas isabeti %90 ve kazanılan ikili mücadele sayısı 14. Yani 8 çalım ve 14 ikili mücadele kazanma. Şimdi bu çocuk ön libero falan olsa çalımı geçtim. Hani 14 tane ikili mücadele kazandı. Neyse. Ama bu çocuk bence gümbür gümbür geliyor. Şimdi ben geçen gün bir video çektim e, ee, yönetimimizle ilgili Başkan Ali Koç mutlaka izlemeli diye. Orada Löv konusunda e, ee, Bielsa konusunda yani Bielisa daha doğrusu pardon Nenat Bielsa konusuna çok güzel bir şekilde ilim, il, yani ilmek ilmek işledim ve Ali Koç'un hatalarından bahsettim. Bugün sağ olsun Metin Sipahioğlu gitmiş ee, bir başka kanalda söyleyince YouTube kanalında o meşhur oldu ama inanın be benim sözlerimde onu aratmayacak sözlerdim. Orada ben şunu söyledim. Dedim ki hani vizyon diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Mali durumlar, maddi külfet vesaire hepsini üst üste getiriyorum. Şimdi lövü getirsen senden alacağı para belli. Yani lövü getirdiğin zaman çıkıp da ben altyapı takı çocukla oynarım demez. Senden illaki transfer ister. Ee, yani başarısız olsa taraftar küfür eder. Ama mesela bir Nenat bir sayı getirsen, bir Melih Bostan, Arda Güler, Arda Okan Kurtulan, ne bileyim Çağatay. Hatta Serhat Ahmetoğlu falan gelecek şeyden. Uğurkan Yıldız Gıcık. Arkadaş size ne? Ben 3 tane altyapıdan oyuncuyla oynayacağım. Bu benim kendi kuralım. İşte bir tane oynatabilirsiniz diyor. Ben 3 tane birden oynatacağım derse kahraman ilan edilir. Bak taraftar kahraman ilan edilir. Başarısızlığa çıt demez. Ulan bu sene olmasa seneye 8 sene, sene beklemişler. Bir sene daha der. Anlatabiliyor muyum? Bu sene mesela Serdar Dursun 9 gol atmış arkadaşlar. Gol krallığı e, için çok umutlular ama bu kadar umutlu olmayın Fenerbahçe'de. Çünkü e, şey yok süreklilik yok futbolcularda onu söyleyeyim. Hocam Zuba geliyormuş. Aynen. Artem Zuba Fenerbahçe'deymiş. Duydum. Nasıl Fenerbahçe'deymiş? Artem Zuba savaşın her türlüsüne karşıyım demiş. Savaşmayın başka bir şey yapın demiş. İşte Ukrayna e, savaşı açılırsa hemen Türkiye'ye gideceğim demiş. Hatta e, Doybuk e, demiş ki ben de gideceğim demiş. Hemen. Fenerbahçe bizi istiyordu. Acilen ikimiz birlikte gitmeliyiz falan demiş. Yani hem Doybuk hem Zuba hayırlı uğurlu olsun. Normalde başta bunu yazmak vardı ama o zaman clickbait oluyor diyorsunuz. Yazmayayım tamam. Ee, yani ikisi de fenerdi. Arkadaşlar saçmalamayın. Yani şu an için şu an için bir şey söyleyeceğim. Yani teknik direktörü belli olmayan takıma transfer yapıyorsunuz. Ben hayretler içerisinde izliyorum yani. Hayretler içerisinde. Sadece hayretler içerisinde. Şimdi şu konuya da özellikle değineceğim arkadaşlar. Bakın. Geçen sene yayın geliri 3 milyar liraydı. Sevgili Cengiz abi paylaşmış. Teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan. Güzel bir hatırlatma olmuş. Geçen sene 3 milyar liraydı. 3,5'tu da sürekli indirim aldıkları için 3'e mi düşmüş. Neyse 3 diyelim. 3 milyar liraydı. Payımıza 228 milyon lira düşmüş. Bakın 228 milyon TL. Geçen seneki döviz kurunun da 8 lira civarı olduğunu hesap edersek Haziran dolaylarından yani yaklaşık 30 milyon euro. Bakın yaklaşık 30 milyon eurodan bahsediyoruz. Yaklaşık. Bu yıl en yüksek teklif 2.1 milyar lira olduğu söyleniliyor. Yani payımıza düşen rakam bu şartlarda 160 milyon lira falan olacak. Eğer düzenleme yapılmasa ki yapılır. <laughs> yani dört büyükler e, boşuna boşuna ihaleye girmezler. 160 milyon liranın geleceğini duyan Fener Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hepsi için aynı. Yani bunlar aslan payını çekecekler. E, i̇yi 160 alacaklar. Ne anladık o zaman arkadaş hiç girmesinler. Neyse diyelim 160 alacaksın. Bak bugünkü döviz kuruyla yaklaşık 10 milyon lira. Euro. Yani neredeyse Löv'ün yıllık maliyeti diyor. Hadi ya iki katı diyelim. Üstelik seneye bankalar bile anlaşması geri ödemeleri başlıyor. Hadi 10 milyon euro da tribünden gelsin diyor. Pandemiden dolayı kimse gelmiyordu. Yani A klas hoca ve futbolcular bu şartta imkansız. Takımların ciddi bir satış yapması lazım. Başka yol yok diyor. Aynı şeyleri söyledim. Mesela seneye Kim Minji, Atilla Salahi, Altay Bayındır, Pelkas, ne bileyim İrfan Can, Crespo. Hani kim varsa kimi istiyorlarsa, kime iyi teklif varsa hepsini satmak zorundayız demiş. Tabi bunların yerini de neyle dolduracaksın? O da ayrı bir mesele. Ha, en mantıklısı şu dedim. Löv gelir, e, gider Almanya'dan 10 tane, 15 tane gurbetçi alır. Ki Alman, o pasa bak. Alman ekolüyle e, yetişen Ulan kaçırdı golü be. Çok net kaçırdı. Dakika 84. inanılmaz bir pas geldi. Ulbransen çok net pozisyonu kaçırdı ama Pozisyon öncesindeki pas enfesti. Tam Mustafa Hoca zekasında bir pasta. Şimdi dediğim gibi 10-15 tane gurbetçi alır. 5 tane 6 tane de A klas futbolcu alır yabancı. 22-23. Geri kalan da altyapıdan tamamlar. Yani illa 10 tane 15 tane yabancı olacak diye bir şey yok. Hani belki bu 10-15 tane birkaç tanesi de yabancı sayılır. Başka çaren yok. Bakın dikkat edin her yol aslında bir Yelise'ye çıkıyor. Ha löv dediğimi yaparsa. Ha Bu şartlarda davum da olur. Yani davumun da biliyorsunuz Brezilya ve e, Alman e, özellikle Türk gençlerin şeyi çok yüksekti. Scouting'i çok yüksekti ama uzun zaman oldu. Artık güvenilir mi? O da bacağına sıkmak olur bir nevi. Yani şu şu şartlarda en mantıksı bana kalırsa Nenat Bielisa olur. Ama Bielisa ya da Ali Koç sıcak bakmaz bence. E, atanın tutanın iyi olacak. Mesela Conte demiş ki İtalya'da arkadaşım olan bir sportif direktör vardı. Adı Panteleo, Corvino bana evleneceğin eşini seçerken hata yapabilirsin ama kaleci ve forvetini seçerken hata yapamazsın demişti değil mi? Diyor. Futbola dair duyduğum en iyi söz buydu. Mesela bir Berisha şu an gözüken elde kaldı gibi. Rossi eğer opsiyonu varsa elde kaldı gibi. Yani bunları da elde tutup bunların mon servisini ödeyip bir de şey yapmak zorundasın. Bence Fenerbahçe Ligi Avrupa'da bitirmemek iyi bu yüzden istiyordu olabilir. Orası ayrı mesela. Mesela bugün Mesut Bey ve İrfan Can beyefendiler. E, bugünkü antrenmanın tamamında takımla çalışmışlar. <laughs> Bakalım Perşembe günü ikisinden hangisi ilk 11'de? Mustafa Hoca ince duyumu verdi. Yaz ikisinden biri ilk 11'deymiş Perşembe günü. E, bu arada Fenerbahçe-Hatay maçındaki çirkin tezahürat ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş. E, i̇nanın bu sefer ben hiç çirkin tezahürat duymadım. Hani göztepe Galatasaray maçını izledim. En çirkin tezahüratlar oradaydı. Ee, yani Göztepe taraftarı hakemin ailesine ilgili sevgi dolu sözlerde bulunuyordu maalesef. Ee, bence hakemin de orada çok suçu yoktu da. Onu o hakem yapanlarda suç. Çünkü 5 tane penaltı kararı. Birini hakem verdi. Dördünü var verdi. Sadece bir tanesi yanlış karar hakemin verdi. Enteresan <laughs> ya. <laughs> yani böyle bir durum var. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Ahmet Ercanlar demiş ki Löw Fenerbahçe'ye çok yakın. Ancak Ali Koç e, Şimit Schmidt ve Jesus ile anlaşıp aralarından en iyi hocayı seçmek istiyor demiş. Şimdi bakın Ali Koç, Ali Koç'a yakın isimler Ali Koç'u mahvediyor. Bunu anlaması lazım artık. Yeter. Bak yeter. Şimdi bak taraftardaki beklenti nedir? Ali Koç kesinlikle ya Jorge Jesus'u getirecek ya Roger Schmidt'i getirecek ya Löv'ü getirecek. Yüzde yüz bak. Ahmet Ercanların Ali Koç'a yakınlığını biliyorsunuz. İstanbul'da bütün billboardlarda sansürsüz futbolun reklam yapıldığını biliyorsunuz. Ona rağmen bizim kanalda pek fena değil. Yani ben şunu söyleyeyim. Herhangi bir başkan, başkan adayı, yönetim kurulu üyesi bizim kanala, bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Bizim kanala Ahmet Ercanlara verilen desteğin yarısını versin. Türkiye'nin en büyük Fenerbahçe kanalı bu kanal olur. Hatta bir, bir tık daha öteye gideyim. Hem o desteğin yarısını versin hatta yarısını versin. Oradaki meşhur birkaç isim var ya, onları da getirsin bizim kanalda yorumcu yaptırsın. Yani o bağlantıyı kurdursun. Türkiye'nin en çok izlenilen spor kanalı bu kanal olur. Çok açık ve net söylüyorum. Çok açık ve net. Ve e, bizim şey kitle, hedef kitle bayram eder. Özellikle hedef kitleden kastettiğim, yani kardeşim diye hitap ettiklerim, bu kanalın büyümesinde katkısı olanlar, duası olanlar, desteği olanlar, çabası olanlar, ne bileyim bir oynatma listesini geceleri açık bırakan herkes. Allah binlerce kez razı olsun. Hani onlar bizim derdimize deva almaya çalışıyor. Yaptıklarımızı biliyorlar. Rabbim de onların gönlüne göre versin inşallah. Yani böyle. Onlar mutlu olur. Hep birlikte mutlu oluruz inşallah. Onu da söyledim. Ee, son olarak da ee, ben şunu söyleyeyim. Ne Roger Schmidt'in, ne Jorge Jesus'un, ne Löv'ün geleceğine gram ihtimal vermiyorum. Hani teşbihte hata olmasın. Amerikan başkanı bile dese ki bu işte Löv gitti, Fenerle imzaladı, yeni teknik direktör dese resmi imzayı görene kadar yüzde sıfır ihtimal veriyorum. Löv'ün kendisi dese ki anlaştım, hayırlı olsun gittim imzalayacağım yüzde sıfır. Ali Koç dese yüzde sıfır. Herkes dese yüzde sıfır. İmzayı görene kadar yüzde sıfır diyorum. Ve bu iddiamında yani daha nasıl anlatayım? Ama sonra kapak resmine Löw Fener'de yazıyorsun. E arkadaşım takip edeydiniz. Ya ben lafından dönen bir adam değilim. Bugün böyle deyip de yarın dönen bir adam değilim. Anlatabiliyor muyum? Devrim zengi demiş ki Bayern Münih'in Kanadalı yıldızı. Fenerbahçe'ye. Allah'ım ya Rabbim. Alfonso Davis İstanbul'dan resim paylaşmış. Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş. Alfonso Davis ve yüksek maliyeti nedeniyle transfer olmamış. Sol kanat oyuncusunun yeni sezon için kiralık olarak Fenerbahçe'de yöneticilerle görüştüğü iddia edildi demiş. Arkadaşlar ben futbolcuyu az buçuk biliyorum. Meşhur olduğunu biliyorum ama bu kadar bilmiyordum. Yani e, transfer market değerini falan bilmiyordum. Yani orada CV'sinde 70 milyon euro yazdığını bilmiyordum. Yaşı 21. <laughs> Bakın yaşı 21. Bu adamın 21 yaşındaysa inanın o as oynuyordur. Yani 71 70 milyon euro. Futbolcuya bakıyorum 23 maça çıkmış. 1799 dakika yani bir dakika daha oynasa tam 20 maç 6 asisti var. Şimdi Türkiye'de gazetecilik, habercilik anlayışı böyle. Bana diyorsunuz ki clickbait yapma, şunu yapma, bunu yapma. Hadi buyurun arkadaşlar. Alfonso Davies'i Fenerbahçe ile görüştüğü iddiası var demek bile bakın bu iddia var demek bile küfür değil midir Fenerbahçe taraftarına ya? Ya Fenerbahçe taraftarına küfür değil midir ya? Bilmiyorum arkadaşlar ben mi kötü niyetliyim ben mi art niyetliyim. Küfür bu ya. Fenerbahçe taraftarına küfür etmektir bu. Siz akılsızsınız siz herkese inanıyorsunuz demektir bu. Yapmayın etmeyin arkadaşlar. Ha şimdi muhtemelen diyecekler ki Fenerbahçe'ye löv geliyor. Löv Bayer Münit'ten Alfonso Davis'i getiriyor. Wow. Wow diyecekler. Ben şimdiden başlığı atayım da muhtemelen bu palavra yatan birileri çıkacaktır ortaya. Sonra ihale bize kalır nasıl olsa ama olsun canınız sağ olsun. Arkadaşlar videolar attığınız her beğeni videonun tanıtımında etkili oluyor. Videoda izlediğiniz her reklama kadar, üstüne tıkladığınız her reklama kadar, attığınız her yoruma kadar videonun izlenmesinde katkısı oluyor. Kanalın tanıtımında katkısı oluyor. Bizlere katkısı oluyor. Hani desteğinizi esirgemezseniz gerçekten minnettar oluruz. Teşekkürlerimi sunuyorum şimdiden. Beğenecek arkadaşlara. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.